Örgü Eğitimi kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu biraz illüzyon tekniğine benzeyen desenli yonca çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Evet arkadaşlarım, Örgü Eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ayrıca zile de basarsanız bundan sonra yapacak olduğum videolara en kısa sürede ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle modelimizi biraz tanıtmak istiyorum. Bu modelde arkadaşlarım yine illüzyon tekniğindeki şekli kullandık ama tek renk olarak yaptım ve böyle bir güzellik ortaya çıktı. Modeli yaparken Alize'nin şu şekilde Superlana Maxi isimli kalın ipini kullandım ve 5 milim şişler kullandım. Yine aynı şekilde Alize'nin Maxi Batik olan isimli ipiyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunu motif motif yaparak, birleştirerek çok güzel battaniyeler yapabileceğiniz gibi hırkaların alt kısımlarına da bu işlemi uygulayarak böyle güzel desenli bir hırkaya sahip olabilirsiniz. Şöyle yeni başlayan arkadaşlarım için bir miktar ne boyutta yapacaksam arkadaşlarım, bu büyük olduğuna bakmayın, ipimiz kalın olduğu diye bu şekilde daha küçük, hani ince ipleri kullanırsanız daha küçük olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir miktar ip bırakıyorum ve bu model için 21 tane ilmek atıyorum arkadaşlar. Evet, 21 ilmeği attıktan sonra ilk sırada bütün ilmeklerimi şöyle alıyorum ve kenar ilmeğini normal olarak ördüm. Diğer ilmeklerin hepsini düzden örüyorum arkadaşlarım. Yani ipimiz arkada. Evet. Burası bizim modelimizin ön kısmı olmuş oluyor. Şimdi bütün ilmekleri şöyle düzden örüyorum. Yani ipim yine arkada düz bir şekilde şöyle içinden giriş yapıp çekip alıyorum arkadaşlar. Ön sıra hep bu şekilde oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Arka sırada bu modeli yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle geldim.
Şimdi şu kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane şurası için şöyle alıyorum. Kenar ilmeği ile birlikte arkadaşlarım. 1 tersten örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İki tanesini 1, 2 düzden örüyorum. Diğerlerinin hepsini tersten örerek ön tarafa geçiyorum. Bu kendimize bakın ya, bu tarafta düz ördüklerimiz arkada ters, ters ördüklerimiz düz oluyor arkadaşlarım. Evet, şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettik ilk sırada. Şimdi devam ediyorum. Önde hep aynı arkadaşlar. Hep düz bir şekilde, yani ipimiz arkada, örüyoruz. Arkaya geçiyoruz. Arkaya geçtim. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tanesini bu şekilde ördüm. Bakın az önce 2 tanesini bu şekilde örmüştük. Şimdi bunun üzerine şöyle 1, 2, 3 tane düz örüyorum. Şekilde arkadaşlar. Ve diğerlerini yine tersten devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de bu tarafta kalıyor. Şöyle bakın, bir tane kaydırmış olduk bu tarafa doğru. Şimdi ön tarafta yine aynı şekilde, ön hiç değişmiyor. O yüzden şöyle hemen hızlıca geçiverelim orayı. Evet, şimdi arkaya geçtik. Az önce 8 tane bırakmıştık. Şimdi onun bir tanesini alacağız. Şöyle tersten örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane ördük. Bu üçlü olan yerimize geldik. Bunu da arkadaşlarım, ilkini de tersten örüyorum. Ön tarafta düz olacak. Bu ikisini ise şöyle 1, 2, 3. Bu tarafa doğru kaydırıyorum. 3 tane düz örerek. Sonra yine diğerlerini tersten örüyorum. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Şimdi bu sırada yine aynı şekilde devam edelim. Şimdi bakın, ikili yerimiz, üçlü yerimiz, diğer üçlü yerimiz. Bu sırada arkadaşlarım şöyle alıyorum. Kenardan bir tanesi kenar ilmeğini ördüm. 3 tane tersten örüyorum. 1, 2, 3. Yaprağımızın şu kısmına başlayacağız şimdi. Şimdi 3 tane tersten ördükten sonra 1, 2, 3 tane düzden örüyorum. 3 tane düzü ördükten sonra
Şöyle 1, 2 arkadaşlar. 2 tane ters ördüm. Şurayı yapmak için 3 tane buraya düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Sonra kenardaki diğer 3 ikiliyi tersten örüyorum. 1, 2 ve 1 tane de takıyorum kenar ilmeğini. Bakın şöyle başlamış olduk. Şimdi ön yine aynı şekilde devam edelim. Geldim arkaya. Bir tanesini kenarım ördüm. 1 2. Şimdi buradaki 3 olan ilmek ters sayısını arkadaşlar 2 tane yaptım. Bakın şurada hemen bir kala, yani kenardan 3 tanesini tersten ördükten sonra 1 2 3 4 5 6. 6 tane düz örüyorum. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Sonra araya 1 2 ters ördüm. 1 2 düz örüyorum ve diğerine de şöyle 1 2 düz ördüm, ters ördüm. Daha sonra buraya 5 tane düzden devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra taktım kenar ilmeğini. Bakın şu görüntüyü elde ettik arkadaşlarım. Öndeyim ve aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi buradan başlayacağız. Yani şöyle 1 2 devam edeceğim arkadaşlar. Düz olarak 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ters ördüm. Düz ördüm pardon. Burada ters olduğu için hep karıştırıyorum arkadaşlarım onu. Şimdi araya bir tane ters örüyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Daha sonra bir tane yine buraya tersten örüyorum ve diğerini bu sona kadar, şuraya kadar düzden örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra birleştirdim ve bakın şöyle göstereyim. Şimdi bir sıra önden düz gidelim. Evet. Şimdi şöyle aldım. Şuraya geçtik arkadaşlarım. Şu düz olan yere geldik. Şöyle 2 3 4. 4 tanesini, yani 3'ünü ters ördüm. Biri kenar ilmeğim. Onu da sayıyorum. Devam ediyorum hepsine. Son bir kalana kadar bakın. Şurada bu ters olan yere kalana kadar hepsini düzden örüyorum. Şimdi son kalan yeri de tersten ördüm. Ön tarafta düz olacak. Şurası olacak arkadaşlar. Galiba ilmeği bir tane eksik atmışım. İki tane. Şöyle bakın. Şimdi düzden yine ön tarafı geçelim. Evet. Arkaya geldim. Bu defa kenardaki yerime 5 tane, yani kenar ilmeği ile birlikte şöyle 1
2, 3, 4. 4 tane tersten ördüm. Yine sonda buraya gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Yani düzden örerek devam ediyorum. Son 2 kaldı arkadaşlarım. Bunları da şöyle alarak tersten ördüm ve ön tarafa geçiyorum. Bakın tam ortaya kısmına, yani şuraya gelmiş olduk böylelikle. Şimdi ön aynı şekilde devam edelim önü. Şimdi bu sırada bir ayrım yapıp bakın şurayı yapacağız. Yukarıya doğru çıkacağız. Bu arada burayı da tamamlayacağız. Bu alttaki yerlerimizi. Burada arkadaşlarım bir tane bu tarafa doğru kaydıracağım için şöyle şurayı yapacağız şimdi. 1, 2, 3. 3 tane şöyle kenar ilmeği ile birlikte 1, 2. Bu şekilde yaptıktan sonra buraya 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra araya bir tane ters örüyorum. Bakın şurayı yapıyoruz. Bir tane ters ördüm. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Sonra bir tane yine ters örüyorum. 6 tane yine düzden örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sonra taktım. Şimdi geldim buraya arkadaşlarım. Buradan 1 bu oluyor. 2 3. 3 tane yapıyorum aynı şekilde. Yani bunun üzerine gelecek şekilde. Buradan 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Yine bir tane buraya ters örüyorum. Ön tarafta düz olacak. Bakın şu ikinci sıramız şurası. Sonra araya 5 tane düzden örüyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5. 5 tane ördükten sonra yine ipimi öne alıp bir tane tersten örüyorum. Burayı da aynı şekilde 5 tane devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve öne geçiyoruz. Önde yine aynı şekilde hepsini düzden örerek geliyoruz arkaya. Arkaya geçtik. Şimdi kenar ilmeği ile beraber 4 tane ilerliyorum. Şöyle 1, 2, 3. Bir de kenar ilmeğim 4. Buraya 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. Araya bir tane tersten örüyorum. Ve 7 tane düzden örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra yine bir tane düzden örüyorum. Tersten örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Ve kenarda bir kalanını da tersten ördüm ve öne geçip hepsini düz bir şekilde örerek geliyorum arkadaşlar. Evet, düz ördük geldik şimdi arkada. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane yaptık arkadaşlar kenar ilmeği ile birlikte. 2 4 6 8. Şimdi buradaki 7'yi yine aynı şekilde düz örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7.
Sonra diğerlerini yine tersten örüp ön tarafa geçiyoruz. Ve önde bütün hepsini düzden örüyoruz. Arkaya geldik. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir sıra daha. Şöyle 7 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Diğerlerini de tersten örerek bitiriyorum. Şimdi düzden devam edip arkaya geçelim. Arkaya geçtik. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ördüm tersten. Şimdi 1, 2, 3 düzden örüyorum. Sonra bir tanesini yine tersten örüyorum. Bakın şu ayrım yerine geldik şu anda. Sonra bir tanesini ters ördükten sonra 3 tane yine düz örüyorum. 1, 2, 3 ve diğerlerini yine tersten örüp tekrar ön tarafı düz örerek gelelim arkaya arkadaşlar. Arkaya geldim. Buradan 7 olan ters sayısını 8'e çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra bir tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Bir tane düz örüyorum. Sonra diğerlerinin hepsini tersten örerek ön tarafa geçiyorum. Şimdi önü aynı şekilde devam edelim. Tersten örerek modelimizin yapımını tamamlıyoruz arkadaşlar. Ve geliyor. Evet. Önde bu şekilde. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı örgü, model ve tekniklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.